Mensupları asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanacak. Resmi açıklamalara göre Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan her yüz ücretlinin yüzde 40'ı asgari ücret alıyor. 20 milyon kayıtlı ücretli bulunan Türkiye'de 8 milyon kişinin ücreti asgari ücret. Son rakamlara göre 3 milyon 200 bin kayıt dışı ücretli çalışan bulunuyor. Bu kayıt dışı ücretli çalışanların da tamamı ya asgari ücret ya da asgari ücretin altında çalışanlardan oluşuyor. Dolayısıyla asgari ücret tespit komisyonu yaklaşık 11 milyon 200 bin çalışanı ve bunların ailelerini ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için yarın 1 Aralık Cuma günü toplanacak. Ücretli çalışanların Almanya ve Hollanda'da yüzde altısı, Fransa'da yüzde on biri, Belçik ve İspanya'da yüzde biri asgari ücretle çalışırken Türkiye'de bu sayı kayıtlı ücretlilerde yüzde kırk, kayıt dışı ücretlilerle beraber yaklaşık yüzde elli. Diğer ülkelerde istisna olan çalışanların çok az bir kısmının aldığı asgari ücret Türkiye'de neredeyse temel ücret düzeyine ulaşmış durumda. Biliyorsunuz iktidar tek adam rejimiyle beraber Türkiye'yi yıllarca sürecek bir yüksek enflasyona sokmuş durumda. TÜİK'e göre yüzde 60 olan ama gerçekte yaşadığımız üç haneli yüksek enflasyon en başta ücretlileri, asgari ücretlileri, emeklileri, emekçileri, çiftçileri, yoksulları kısacası halkın yüzde 99'unu ezip geçti. Şimdi asgari ücretin yeniden belirlenmesi gündemde. İktidardan asgari ücretle ilgili iki önemli açıklama geldi. Birincisi dediler ki biz asgari ücreti gerçekleşen değil hedef enflasyon esas alarak belirleyeceğiz. Ve ikincisi de yılın tümü için tek zam yapacağız. Şimdi iktidar orta vadeli planda 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 33 olarak açıklamıştı. Merkez Bankası ise bu oranı yüzde 36 olarak tahmin ediyor. Gerçekleşme ise bu oranların en az bir katı olacak. Bu iki oranda yılın ikinci altıncı ayında enflasyonu bile karşılamayacak düzeyde. Bu iki yaklaşım yüksek enflasyonun tüm faturasının yine vatandaşa, ücretlilere kesileceğini bize göstermekte. Ayrıca daha komisyon toplanmadan zam oranına, zammın yılda bir defa yapılacağına iktidar tek taraflı olarak karar verecekse asgari ücret tespit komisyonu diye bir komisyon niçin toplanıyor? Bu yüksek enflasyon ortamında asgari ücrete tek zam yapacağım demek ücret artışlarını tutup fiyat artışlarını serbest bırakacağım demektir. Eğer iyi niyetliyseniz, eğer gerçekten vatandaşı düşünüyorsanız enflasyonu düşürün, fiyat artışlarına engel olun. Değerli basın mensupları bugün tekke ve zaviyelerin kapatılmasının 98. yıl dönümü ama Milli Eğitim Bakanı tekke ve zaviyeleri yeniden hayata geçirmek için ilginç işlere imza atmaya devam ediyor. Yoksulluğa göz kulak tıkayan, çocuklara okullarda bir oyun ücretsiz yemeği çok gören, müfredat ile sürekli oynayan, eğitimi adeta tükenme noktasına getiren AKP'ye ne söylesek boş. Çünkü onlar üç maymunu oynamaya, bildiklerini yapmaya devam ediyorlar. Kanuna aykırı olarak her düzeyde eğitim kurumu, gündüz bakım evi, yurt açan, işleten veya çalışan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması hükmü 2013 yılında değişiklikle kaldırıldı. Tabi bu cezanın kaldırılmasıyla beraber merdiven altı olarak tabir edilen okullar, eğitim kurumları, yurtlarda bir, bunların açılışında büyük bir patlama yaşandı. İktidar adeta bu merdiven altı kurumların açılışına kılıf hazırlamış oldu. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz günlerde eğitim reformu girişimi ve TEDmem tarafından ayrı ayrı eğitimi izleme raporları yayınlandı. Raporlarda öne çıkan tespitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 442.643 çocuk eğitimin dışında kalmıştır. Bu çok büyük bir rakamdır. 2022-2023 eğitim öğretim yılında zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 221.739 kız çocuğunun eğitim dışında olduğu görülmektedir. 6 Şubat depremlerinden en çok Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illeri etkilenmiştir. Bu illerde deprem öncesinde 37.358 derslik varken bu dersliklerin 10.375'i kullanılamaz hale gelmiştir. Depremin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bölgedeki çocuklarımızın okul, barınma, ulaşım, yemek gibi sorunları hala çözülmemiştir. 2020 yılı verilerine göre tüm eğitim kademeleriyle birlikte ele alındığında öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması Türkiye'de 5.352 dolar iken OECD ülkeleri ortalamasında ise 12.647 dolardır. Bu ne demek? Türkiye bu harcama miktarıyla Meksika ve Kolombiya'dan sonra öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasının en düşük olduğu üçüncü OECD ülkesidir demek. Türkiye bir öğrencinin 6-15 yaşları arasındaki zorunlu eğitimi için yapılan toplam eğitim kurumları harcamasının en düşük olduğu OECD ülkesidir. Eğitim kurumlarına yapılan özel harcamaların bir kısmını hane halkının yaptığı harcamalar oluşturmaktadır. OECD ülkeleri ortalamasında yüksek öğretim öncesi kademeler için hane halkının yaptığı harcamaların payı yüzde altı virgül sekizdir. Bu OECD ortalaması. Türkiye'de ise yüzde on beş nokta dörttür. Türkiye bu ortalamayla Kolombiya ve Şili'den sonra yüksek öğretim öncesi kademeler için yapılan hane halka harcamaları payının en yüksek olduğu üçüncü OECD ülkesidir değerli basın mensupları. Eğitim bu durumdayken vatandaşları da bu iktidar adeta vergiye bağladı. Bizi vergi kolik haline getirdi. 2023 yılının başında yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depremi bile vergilerin önüne geçemedi. Her felaketten sonra iktidarın beceriksizliğinin, yetersizliğinin yükü ne yazık ki milletimizin sırtına yüklenmeye devam ediyor. Milleti canıyla cüzdan arasına sıkıştırmaktan iktidar bir adım dahi geri adım atmıyor. 2023 yılında vergi gelirleri tahsilatının geçen yıla kıyasla yüzde 78,4 artış olacağı tahmin edilmekte. 2024 yılında vergi gelirleri tahsilatının ise yüzde 72,8 artışla e, gideceği öngörülmekte. KDV tahsilatının 2023'te önceki kıyasla %90 artarak 944 milyar lira olması, 2024'te ise %77 artışla 1 trilyon 670 milyar lira olması öngörülüyor. 2019'da 144.8 milyar lira KDV geliri elde ederken dolaylı vergilerin artışı ve enflasyon sonucunda 5 yıl içinde KDV ödemeleri yüzde 44, 144.8 milyar liradan 1 trilyon 670 milyar liraya yani 15 katına çıkmıştır. Yani vergi gelirlerini bu iktidar 15 katı artırmış durumda. Bu ne demek? Yaptıkları bütün harcamaları, seçimde yapmış oldukları harcamaları, bütün o israfları her şeyin faturasını vatandaşın sırtına yüklemiş oldular. ÖTV tahsilatının 2023'te önceki kıyasla yüzde 94.4 artarak 820 milyar lira olması, 2024'te ise yüzde 71.9 artışla 1 trilyon 409 milyar lira olması öngörülüyor. 2023 yılında gelir vergisi tahsilatının da %95 artışla gerçekleşeceği tahmin edilmekte. Ve motor taşıtlar vergisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz ikinci kez alınmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştık. Şimdi bu 2023'te motorlu taşıtlar vergisi gelirlerinin geçen yıla kıyasla 23.6 milyar liradan 71 milyar 450 milyon liraya çıkması yani yüzde 201 oranında artması bekleniyor. Bunda ikinci defa motor taşıtlar vergisi toplanmasının payı oldukça yüksek. Bu kadar artışı o şekilde sağladılar. 2024'te motor taşıtlar vergisi gelirlerinin yüzde üç buçuk azalışla 68.9 milyar lira olması öngörülüyor. Şimdilik ikinci motorlu taşıtlar alın vergisinin alınması gündemde yok. Ama bu iktidardan artık her şeyi bekler hale geldik. Petrol ve doğal gaz ürünlerinden alınan vergi gelirlerinin 2024'te %129.4 artarak 455 milyar lira olması öngörülüyor. Alkollü içkilerden alınan verginin 2024'te 107 milyar 574 milyona çıkması, yani yetmişlik bir gelir artışı hedeflenmekte. 2019'da alkollü içkilerden tahsil edilen vergiler 14 milyar 800 milyon iken 5 yıl içinde bu vergi kaleminden 107 buçuk milyar lira vergiye yani 7 kat artışa gelinmesi vergi yükünün ağırlığını ve adaletsiz vergi dağılımını aslında göstermekte. Tütün mamullerinden alınan vergi gelirleri 2024'te yüzde 71.8 artışla 251 milyar 576 milyon liraya çıkmış. Son 5 yılda bu vergi kaleminin 5 kat artışla 50.7 milyar liradan 251 buçuk milyar liraya yükselmesi hedefleniyor. Yine kolalı e, içeceklerden Gazozlardan alınan vergi gelirlerinin 2023 sonunda geçen yıla kıyasla 4.1 milyar liradan 7.2 milyar liraya çıkması 2024 sonunda ise %58'lik bir artışla 11 milyar, milyar 366 milyon liraya yükselmesi hedefleniyor. Ve şans oyunları vergisi... Bunda da şans oyunlarından alınacak verginin 2024'te %109'luk artışla 54.9 milyar liraya çıkması hedeflenirken 2023 sonunda bu vergi gelirinin 2022'ye kıyasla %155 artışla 26.3 milyar lira tahsilinin gerçekleşeceği düşünülüyor. Şans oyunları demişken şu anda plan bütçe komisyonunda görüşülen 80 maddelik torba yasanın 62. maddesinde de buna ilişkin bir hüküm var. 62. maddeyle kurum ve şirketlerinin bir yılda dağıtabileceği şans oyunları ikramiyelerinin üst limiti hasılatının en çok yüzde 83'ünden yüzde 93'üne çıkıyor. Güya yüzde 10 ikramiye tutarı artırınca yasa dışı bahis engellenecekmiş. Ülke kara para aklama yasa dışı bahisle Kolay Yoldan e, para kazanma adı altında kurulan sözde fonlarla uyuşturucu baronlarıyla üst taraflara çıkmış durumda. Ama bunlar hala kara para ve rüşvetle mücadele yerine yüzde %10'la bu işi çözeceklerine inanıyorlar. Asıl amaç burada yasa dışı bahisi engellemek falan değil, bütçede tükenen paraya karşılık daha çok vergi tahsil etmektir. Son dört yılda vatandaşın şans oyunlarını ödediği vergi 16 kart artmıştır. 2024'te şans oyunlarının ödenecek tahmini vergi yüzde 109 artacak ve 55 milyar lirayı bulacaktır. Krizin getirdiği çaresizlik, işsizlik, nakit sıkışıklığı, kolay yoldan para kazanma hayali ülkemizde yasal ve yasa dışı bahisi cazip hale dönüştürmüştür. Teklifle getirilen bu yüzde onluk artışın ülkemizde milyarlarca doları bulan yasa dışı bahsi kırmakta ne kadar başarılı olacağı belirsizdir. Buradaki asıl amaç kamu gelirlerinin artışına odaklanmaktadır. Değerli basın mensupları tüm bunlar olup biterken diğer yandan da kolay yoldan kar, ede, kar elde edebilmek için adeta saadet zinciri kurulduğu haberlerini sürekli basında okur hale geldik. Her gün yeni bir dolandırıcılık olayıyla karşılaşırken refah seviyesi vatandaşın çok çok üstünde olanlar bile yaşadıkları güvencesizlik sebebiyle dolandırılmayı göz alarak kolay yoldan para kazanmanın yollarını arıyorlar. İşte o sözüm ona kurulan fonlara para yatırıyorlar. Ekranlarda bangır bangır altın tozuyla kahve içip dolarla bigudu yapanlar, her türlü programlarda baş konuk olanlar bu saadet zincirleri yüzünden gözaltına alınmaya başladı. Tabii hepsinin eski İçişleri Bakanı'yla fotoğrafları ve bir telefonla işimizi çözdü gibi demeçleri de dikkatlerden kaçmıyor. Ve ülkemiz kararnamelerle yönetilen bir ülke haline geldi. Özellikle bu tek adam rejimiyle beraber kararnameler artık hayatın bir parçası oldu. İşte o kararnamelerden birisi e, AKP Genel Başkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde e, o kararnameleri çıkaran Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir kiracı vatandaşıyla arasında geçen bir diyaloğu anlatmıştı. E, kendisi dedi ki 2500 lira veren bir kiracının 7500 liraya kirasının çıkması yüzünden Ev sahibinin kiracıyı ya bu kirayı ver ya evden çık diye söylediğini belirtip ev sahibine insaf, üstüne vicdan var mı gibi sözlerle seslendi. Tabii Erdoğan bilmez çünkü sarayın kirası yok, fatura ödeme derdi yok, ne bileyim işte orada çarşı pazar masrafı yok, doğalgaz ücreti yok. O ekmek elden su gölden yaşıyor, saltanatını sürüyor. Ama gerçek dünya öyle değil. İşte iki dakikalığında da olsa gerçek dünyayı görünce böyle şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. Neye şaşırıyoruz? Çünkü sende vicdan var mı diye soran Erdoğan kendi çıkardığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve özel bütçeli olarak kurduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmazların kirasına yüzde sekiz ile yüzde bin arasında zam yapıp vatandaşlara ihbarname çekiyor. Hem de nerede? 6 Şubat depreminin vurduğu Hatay elinde. 6 Şubat'ın yaraları hala sarılmamışken toplanan milyonlarca lira buhar olup uçmuşken Hatay halkının hala en temel sorunu olan barınma sorunu dahi çözülmemişken bunlar tutuyorlar. Oradaki taşınmazlarla ilgili yüzde ee, 800 ile yüzde bin arasında kira zam yapmaya kalkıyorlar. Sonra da normal vatandaşın yaptığı zammı eleştiriyorlar. Önce kendi içinizde tutarlı olacaksınız. O yüzde 25'lik zam sınırına önce siz uyacaksınız ki vatandaş da uysun. Değerli basın mensupları, Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki büyümenin yüzde 5.9 olduğunu açıkladı. Şimdi ekonomideki bu büyümenin, artışın aslında üretim artışıyla değil, tüketim artışıyla bulunduğunu görüyoruz. Vatandaşın tüketebilmek için hızla borçlandırıldığını görüyoruz. Bu büyümenin altında ihracat değil, ithalatın bulunduğunu görüyoruz. Bu büyümenin altında fiyat istikrarını değil, gerçekte üç haneli oranlara ulaşmış yüksek enflasyonu görüyoruz. Bu büyümenin altında ücretlerin milli gelirden payının azaldığını, sermayedarların karlarının arttığını görüyoruz. Bu büyümenin yoksul halka herhangi bir yararı yoktur. Çünkü içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon süreci bu yapay büyümenin bir sonucudur. Enflasyonun faturasını da ne yazık ki yoksul halk ödemektedir. İktidar seçimi kazanabilmek için kamu kaynaklarını sonuna kadar kullanarak kamu harcamalarını rekor bir şekilde artırmıştır. Dolayısıyla bu büyümenin altında 3-4 kat artan bütçe açığını görmekteyiz. Yükselmekte olan cari işlemler açığını görmekteyiz. Onun için buna bir büyüme demek aslında çok da doğru değil bu büyümenin altında fatura yine ne yazık ki vatandaşa kesilmekte değerli basın mensupları bugün dünya Şoförler günü Şoförlerimizin çok çeşitli sıkıntıları var ama bunların başında da e, akaryakıta gelen zamlar bu sıkıntıların. En birincisi olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki bu zamlar yüzünden eee şoför esnafı hak ettiği kazancı alamamakta. Yine yaşadıkları pek çok sıkıntı var. Cezalar, geç köprü, otoyol geçiş ücretleri gibi almış olduğu maaşlarla ilgili ya da eee çeşitli şoför esnafının ödediği primlerle ilgili eee sosyal güvenceleriyle ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Dünya bugün şoförler gününde bütün şoför esnafının, bütün şoför kardeşlerimizin gününü kutluyorum ve sorunlarının çözüme ulaştığı bir Türkiye diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Bu e, sözde fonla ilgili olarak mağdur taraf e, e, görünen futbolcular, işte futbol dünyasından isimler resin sayın cumhurbaşkanına gidip yardım istedikleri ifade ediliyor. Sayın cumhurbaşkanının da işte bakanlara bu noktada talimat verdiği söyleniyor. İşte kurumlar var, SPK var, BDDK var bir taraftan. ama ortada hani şu anda bir şey de yok. Tablo ortada. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sormak isterim. Size bir de 50 artı bir konusu var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı önce 50 artı bir gündeme getirdi. Ardından Bahçeli, ittifak ortağı Bahçeli çok sert bir çıkış yaptı. Ardından bir sessizlik. Dün iki lider bir araya geldiler. Ee, yeni bir açıklama yine yok. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Kolay yoldan para kazanma e, isteğiyle kurulan bu sözde fonlar ki en son basına yansıyan Fatih Terim fonuydu. E, bu fonlarla insanların nasıl dolandırıldıkları aslında ortaya e, çıkmış oldu. Eee orada bir banka müdüresinin eee itirafları var. Bu fonla ilgili tefecilik e, hürriyeti yoksun bırakma suçlarından eee tutuklanan insanlar var. Ses kayıtları ortada. Aslında yapılan eee dolandırıcılık da açıkça ortaya dökülmüş durumda. Ama bu konuda iktidar kanadından rutin paylaşımlar dışında yapılan bir açıklama yok. Ben bunu daha önce Meclis Genel Kurulu'nda da söyledim. Bu konu üstü mü kapatılacak yoksa bir kişi günah keçisi ilan edilip ötekiler mağdur mu edilecek? Açıkçası ortalıkta ismi geçen insanlar da ortada yok. Eee konunun tüm boyutlarıyla eee aydınlatılması, kamu vicdanının tatmin edilmesi ve bu konuyla ilgili bu olaya karışmış, bu suça karışmış her kim varsa yargı önünde en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Özellikle ülkemizde bu kadar büyük bir işsizlik yaşanırken, emekli olanlar geçinemedikleri için ikinci bir işte çalışmak zorunda kalırken, gençlerimiz işsizlik yüzünden umutlarını başka ülkelerde ararken Atama bekleyen öğretmenler başka işlerde, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybederken, bir baba çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyarken, böyle kolay yoldan para kazanmak için yapılan dolandırıcılığın yapanların ve bu işe karışanların yanına kar kalmamasını istiyoruz. Bu konuda da Meclis Genel Kurulu'nda bir komisyon kurulmasını da ayrıca istiyoruz. Meclisin de görevi bu tip konulara duyarsız kalmamak, sessiz kalmamak kurulacak bir komisyonla e, olayın açıklığa kavuşturulması için çalışmak olmalıdır. 50 artı 1 konusuna gelince e, Erdoğan MHP'yi artık sırtında bir yük olarak görüyor. MHP'nin onluk bir oyla bürokrasiye bu kadar hakim olmasından, emniyette, iç işlerinde, yargıda bu kadar çok e, ...MHP'nin kadrolaşmasından son derece rahatsız. MHP'nin isteklerini artık yerine getirmek istemiyor. Ama bir yandan da ömür boyu Cumhurbaşkanı olarak kalmak istiyor. Bunu da MHP'siz bir formülle arıyor. Onun için ortaya attığı bir düşünceydi bu. Ayrıca yine gündem yoğun. Yani ekonomik krizle... E, ...iştigal ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Yüksek enflasyon vatandaşı ezip geçmiş durumda. Halkın alım gücü düşüyor emekli sefalet ücretiyle yaşamaya mahkum edilmiş. İşte biraz önce bahsettim. Asgari ücretliler ne yazık ki bir umutla asgari ücret tespit komisyonundan gelecek e, güzel haberleri bekliyor. İnsanca yaşayacağı bir ücret istiyor. Memurlar yoksulluk sınırının altında ezilmiş durumda. Ülkenin yüzde 99'u sefalete sürüklenirken gündemde bu kadar ağır ekonomik kriz varken gündemi değiştirmek amacıyla atılan bir tartışmaydı. Yani bunun iki boyutu var. Birisi MHP'den Kurtularak MHP'siz bir formülle tekrar Cumhurbaşkanı olmak, ömür boyu Cumhurbaşkanlığını sürdürmek istiyor Erdoğan. Diğeri de gündemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, ekonomik kriz, artan işsizlik, yoksulluk, sefalet konuşulmasın, gündem değişsin diye orta, ortaya attığı bir tartışma. Ama o ne derse desin, kiminle ittifak yapsın veya yapmasın, biz onun... Ee, istediği şekilde anayasayı değiştirmesine, hukuk devletini yok etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ee, bugün Asatürk'e yayınlanan bir e, haber var. Halk TV'nin internet sitesinde yayınlandı bu haber. Ee, haber de diyor ki, e, CHP genel merkezinde kayıp 160 milyondan bahsediyor. Bu paranın da e, genel başkanlık yarışı için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından e, bir kurma, daha doğrusu Kemal Bey'in yönlendirdiği tarafından bu süreçte kullandığı iddiaları yer alıyor. Şu anda da genel merkezde bu parayla ilgili bir araştırma yapıldığı söyleniyor. Bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Bunlar bahsettiğiniz gibi iddia ama şöyle ben e, parti içi parti içi hiçbir konuyu e, basın önünde konuşulmasına ya da sosyal medyada tartışılmasına karşıyım. E, böyle bir şey Varsa ya da yoksa da bunu partinin yetkili kişilerine sorabilirsiniz. Zaten böyle bir şey varsa da yoksa da onlar gerekli açıklamaları yapacaklardır. Yani artı Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir partidir, kurumsal bir kimliği vardır. Yani ben bu konuda. Partinin yetkili kurulları zaten gerekli açıklamaları yapıyor ve yapacaktır. İşte milyon dolarların döndüğü bir şey, hani fon. Orada çok yüksek kazançlar elde edenlerin bir anda mağdur duruma düştükten sonra doğrudan çözüm için Erdoğan'a gitmelerini nasıl siz değerlendiriyorsunuz? Sen Cumhurbaşkanına gitmelerini? Bu aslında şunu gösteriyor. Türkiye'nin e, hukuk devleti olmaktan ne kadar uzaklaştığını gösteriyor. Çünkü normalde böyle bir suç işlendiğinde, bir dolandırıcılık olduğunda insanların ilk müracaat edeceği yer en yakın Cumhuriyet Savcılığı'dır, adliyedir. Ama e, artık yargıya güvenmeyenler ya da yargıdan e, gelecek e, adalete inanmayanlar ya da yargının e, işleyişinin çok gecikeceğini bilenler e, yargıya güveni olmayanlar artık gidip herhalde bu işi sarayla çözeriz diyorlar ya da sarayın yargı e, üstündeki vesayeti e, yargıyı ne kadar siyasallaştırdığının da aslında bir göstergesi e, bir hukuk devletinde bu işler hukuk aracılığıyla çözülür gidilip şikayet edilir en yakın adliye cumhuriyet savcılığına müracaat edersiniz bir avukat tutarsınız o veya sizin adınıza vekaleten bu işi yürütür ama görüyoruz ki Türkiye'de bu iş böyle çözümlenmemiş gidilip saraya müracaat edilmiş. Bu da aslında çok acı bir tablodur. Türkiye açısından gerçekten çok üzücüdür. Var mı sorusu olan?